Herkese merhaba. Az önce beni Facebook'tan bir tane birisi aradı. Ve Atatürk'e küfretti. Bana da küfretti. Aslında ses kaydını çektim de ses kaydı şey yapmak yasak. Neymiş efendim? Bana diyor ki dünyanın en büyük havalimanını yapan, efendime söyleyeyim şunu yapan, bunu yapan biz lidere hakaret ediyormuşuz. Ondan sonra tutuyormuşuz. Atatürk'ün amına koyuyormuş. Şeyi savunuyormuşuz. Başka Türk şeyi yok muymuş da Atatürk'ü niye savunuyormuşuz? Biz Atatürkçülere hakaret ediyor ve Çorlu'da oturduğunu söylüyor. Şimdi buradan size seslenmek istiyorum. Bütün AK Partililer elinizi vicdanınıza koyun, bana şu cevabı verin. Bülent Arıca suikast yapılacak diye kozmik odaya açtırıp 813 tane Türkiye için çalışan insana suikast yaptırtıran sizler değil miydiniz? Hadi bunun cevabını verin. Bülent Arıcı'nın canı 813 kişiden çok mu daha değerliydi? Kadir Mısırlıoğlu denilen şarlatan, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden bir şarlatandır. Bugün ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben tamam, Osmanlı bizim, Selçuklu Osmanlı bizim soyumuz olabilir. Bunlar benim fikrim. Ama ve lakin Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk ve silah arkadaşları, bu bizim dedelerimiz, nenelerimiz savaşarak kanla bu ülkeyi almış. Bu ülke Türkiye Cumhuriyeti. Bu ülkede yaşayan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekili, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı. Ve bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e kimse hakaret edemez. Ve ben buna izin vermem. Benim babam da hakaret etse alnının ortasından vururum. Ben Arap ülkelerinde iş yaptım. Siz gidin bir Arap ülkelerini görün. Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde ben bir kadın olarak araba kullanabiliyorum. Bir kadın olarak iş kurup çalışabiliyorum bu ülkede. Bizim Mustafa Kemal Atatürk biz kadınlara verdiği hakkı hangi dünya ülkelerinde kadınlara hak verilmiş ki? Mustafa Kemal Atatürk'ün bize verdiği haklar gibi. Kusura bakmayın, ben Osmanlı zamanında olup da bir adamın 4. 5. karısı olmak asla istemezdim. Sizin gibi yobazlar, yobaz düşünceye sahip olan insanlar hastaneye gittiği zaman bayan doktor hemşire ararlar, kız çocuklarınızı okutmayın derler ama. Ama kendi çocuklarımı Amerika'da şurada burada okuturlar. Bana diyor ki sen diyor AK Parti'nin diyor belediye başkan adaylarını diyor şey yapıyorsun diyor. Ben açık bir delilikle söylüyorum. Ben Kapaklı'daki belediye başkanına değişmesini istiyorum. AK Parti'de belediye başkan adayı olanlar arkadaşım, sevdiğim insanlar, tamam mı? Bu bir yerel seçim. Yerel seçim olduğu için, yerel seçim olduğundan dolayı arkadaşlarıma destek olsun diye gidiyorum. Ha, belediye başkanının da değişmesini istiyorum Kapaklı'da. Çünkü neden biliyor musunuz? Partisi martisi önemli değildir. Bir dürüst insan var, bir dürüst olmayan var. Yalnız Türkiye genelinde, bugün 16 yıllık hükümete baktığım zaman ben ticaretle uğraşan bir insanım. Ergonokon balyoz davaları, ayakkabı kutuları, kozmik odanın açılması, zinanın suç olmaktan çıkarılması, domuz etinin satışının serbest olması, kiliselerin açılması, ondan sonracığıma 15 Temmuz hain darbe girişimini yapan FETÖ'yü kucaklarında büyütüp bu halkın içine sokup binlerce kadını, binlerce bebeği cezaevine atılması. Ben daha sayayım mı size? Bunlar kimin döneminde oldu? 16 yıllık dönemde oldu. Artı bugün 16 senede kazandığınızı 4 ayda kaybettirdiler. Papazı alamazlar denildi, dolar çıktı. Bankadan dolar çalındı, papaz gönderildi. Amerika düşman denilip telefonlar kırıldı. Ana, ondan sonra Amerika ile ticaret arttı, şeker alındı. Milletin pancarı donun altında kalmış, köyle ne yapacağım diye şaşırıyor. Siz gelmişsiniz, bana kim savunuyorsunuz ve bir de adam bana söyleyip hakaret ediyor, buyur. Şeker alındı. Milletin pancarı donun altında kalmış, köyle ne yapacağım diye şaşırıyor. Siz gelmişsiniz, bana kim savunuyorsunuz ve bir de adam bana söyleyip
Hakaret ediyor, buyur. Hiç kimse kusura bakmasın. Ve benim yalakalığa şey değil. Ben gerçeklerle konuşuyorum. Ve zaten en büyük tepkim şurada oldu. Sayın Devlet Bahçeli, ülkücüleri bölme pahasına, böyle de ülkücüler. Ülkücüleri bölme pahasına Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmuştur. Ama peki Sayın Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'yü ağlayan, sızlayan Adalet Bakanı'nı savunup Sayın Bahçeli'yi atmış ve Türklüğü tanımıyorum demiştir. Hadi bu yalan mı? O yüzden hiç kusura bakmayın, ben artık güvenmiyorum. Bir endişe duyuyorum artık bu ülkeden ben. Endişe duyuyorum bu ülkeden ben. FETÖ'cü diye gariban ne kadar memur, amir hepsini cezaevine attınız. Ulan siyasetçiler ne yapıyorsunuz lan? Siyasetçi milletvekilleri hala bakanlık yapıyorlar FETÖ'cüler. Bu nasıl bir vicdan ya? Siz kimsiniz de Mustafa Kemal Atatürk'e küfür ediyorsunuz ya? Siz kimsiniz de Mustafa Kemal Atatürk'e küfür ediyorsunuz? Siz kimsiniz de baltayla saldırıyorsunuz? Bir Allahsız kitapsızlar. Siz Müslümansınız da ben Hristiyan mıyım? Yahudinin kıçında siz dolaşıyorsunuz. Ben dolaşmıyorum. Ben de namazımı kılıp orucumu tutuyorum. Ama sizin gibi dine siyasete alet etmiyorum. Ben de dine siyasete alet etsem, bir tane çarşaf giysem şu anda en büyük, en bir numara bir tanesi ben olurum kapaklığım. Ama ben Allah'ın verdiği rızka şükrediyorum. Allah'ın verdiği rızka şükrediyorum. Cenab-ı Allah'ın verdiği rızka şükrediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının ve Çanakkale şehitlerinin bana miras bıraktığı vatanıma sahip olmaya çalışıyorum. Onların sayesinde iş yapabiliyorum. Bu özgürlüğümü de kusura bakmayın kimseye kaptırmaya niyetim yok. Türkiye'nin üzerinde hangi hesapları, neler yaparsınız onu da çok bilmiyorum ama şu dünyada en son Türk kalana kadar da bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bayrak dalgalanacak. Siz bu bayrağı indiremeyeceksiniz. Bugün Sayın Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu adam gibi adamdı. Muhsin Yazıcıoğlu niye suikaste kurban gitti? Çünkü Türk Birliği kuracaktı. Türk Birliği kurduğu zaman İslam Birliği değil, Türk Birliği kuracaktı. Türk Birliği kurduğu zaman da ne olurdu bu dünyada? Fakat bunu tehlike gördüler. Muhsin Yazıcıoğlu'nu suikastla öldürdüler. Madem biz tamam çok güzel Suriyelileri alıyoruz, dolduruyoruz, gidiyoruz Katar'a yardım ediyoruz. Yemen'de insanlar açlıktan ölüyor. Niye Türkiye yardım göndermiyor Yemen'e? Arkanda Müslümanlar, Müslümanların gördüğü zulmü görüyorsunuz. Bir Allahsız kitapsızlar. Çin'den para yardımı alıp onu yiyorsunuz ve Müslümanla savunuyorsunuz bir de. Ben sabahları camiye gidiyorum namaz kılmaya. Allah şahidimdir. Bir çocuğumun ölüsünü öpeyim. Camiler bomboş be. Ve hoca beni görünce şaşırdı. 1,5 yıldan beri görev yapıyorum dedi. Şok oldu. Caminin kapısı kilitli. Bir tek hoca kendisi giriyor. Camiye beni görünce hoca çekindi. Şaşırdı. Bir cumadan cumaya geliyorlar dedi. Yazık, günah değil mi? Her köye 2 tane cami yapmışlar neredeyse. Okul yapmamış, köyleri boşaltmışlar. Kim gidiyor lan camiye? Seccadeli hırsızlar sırf rant elde etsin diye abdestsiz namaz kılıyor bu ülkede. Bugün devlet işiyle din işini ayıracaksınız. Dinle devlet işi aynı olmaz. Ben bugün Umre'ye kendim gitmedim. Çünkü ticaret yapıyorum. Hiç yalan söylemiyorum desem ticarette muhakkak yalan konuşuyoruz. Ben Umre'ye gittiğim zaman günaha girerim diye başka gerçekten tutabilecek maddi imkanı olmayan insanları Umre'ye gönderdim. Kendim gittiğim zaman Allah bana dedim nasip ederse bunu ticareti bırakacağım dedim. Çünkü günümüzdeki hayat şartları ve bu dini kullanan şarlatanlar yüzünden bu ülke bu hale geldi. Adam bana diyor ki Manukyan'a diyor ödül verdiler diyor. Ulan adi şerefsiz, Manukyan'a ödülü ben mi verdim? Onlar Manukyan'a ödül verdiyse siz de zinayı suç olmaktan çıkartıp ülkenin bütün ahlakını bozdunuz. Bu kadar tecavüz, çocuklara tecavüz, kadınlara ve bu dini kullanan şarlatanlar yüzünden bu ülke bu hale geldi. Adam bana diyor ki
Manukyan'a diyor ödül verdiler diyor. Ulan adi şerefsiz, Manukyan'a ödülü ben mi verdim? Onlar Manukyan'a ödül verdiyse siz de zinayı suç olmaktan çıkarttık. Ülkenin bütün ahlakını bozdunuz. Bu kadar tecavüz, çocuklara tecavüz, kadınlara tecavüz. Ne zaman vardı lan? AK Parti hükümetinde olan tecavüz dosyaları bu ülke Cumhuriyet kurulduğundan beri ne zaman oldu be? Hadi söyleyin, cevap verin. Şu sokaklara bir bakın. Kadınların haline bir bakın. Gençlerin haline bir bakın. Uyuşturucu da arttı, fuhuş da arttı, hep de arttı. Bugün gidin, gidin Başakşehir'e, Allah'ınızı kitabınız varsa bir tane kaldırıma oturun. Son model cipler, çarşaflı kadınlar, kapalı kadınlar, her bir cipin en kötü fiyatı 1.500.000 lira. Ulan bu kadınlar fabrika mı çalıştırıyorlar? Türkiye'de nereden bulup parayı aldılar bu cipleri? Kim oturuyor Başakşehir'de? Ya bunları biz konuşunca biz şey oluyoruz. Ben AK Parti düşmanı falan filan değilim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı isterse, Türk halkı bunu seçmişse, bugün bu şarlatan Kadir Mısırlıoğlu da olsa Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı diye saygı gösteririm. Fakat ben bir halkım. Ben eleştiririm. Eleştiriliyorum. Eleştireceğim de. Ve ben korkmuyorum. Ne yapacaklar? Beni mi tutuklayacaklar? Zaten siz bunu yapmadınız mı? Tuttunuz. 15 Temmuz'dan sonra suçu olanı da olmayanı da cezaevlerine doldurdunuz. Ulan bunun hesabını nasıl vereceksiniz lan yarın ahirette? İnsan can çekişirken tek başına çekiyor canı, biliyor musun? Ben babamı şu gözlerimden çok seviyordum. Babam can çekişirken babama yardım edemedim, biliyor musun? Allah'ım diyordum. Babam acı çekmesin, al canını diye yalvarıyordum. Siz de yarın toprağın altında yatamayacaksınız. Bakın, geçen gün internete attılar Konya'dan bir tane adam. FETÖ'cü dediniz, adam öldü, cenazesini kıldırmadınız. Ama şimdi adam FETÖ'cü değilmiş, adama görev kağıdı gelmiş. Allahsız kitapsızlar. O yüzden bu insanın vebalini, bu insanları siz çekeceksiniz. Bu FETÖ'yü de bu ülkeye getirip başına bela eden, tamam mı? Hepsi sizsiniz. PKK'yı Davut Zurnay'la karşılayan da sizsiniz. Bana bir daha sakın küfür etmeyin. Sakın küfür etmeyin. Telefon numaranız var, sizi mahkemeye veririm. Mustafa Kemal Atatürk'e kimse küfür edemez. Ettirmem. Anladınız mı? Ben yanlışa yanlış, doğruya doğru derim. Bu ülkede gerçekten canını verecek solcular da var. Gerçekten vatansever solcular da var. Gerçekten canını verecek sağcılar da var. Yeter ki bu ülkede insanlar yalaka ve yağcı olmasın. Çok merak ediyorum Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sizin gibi dönme, yağcı, yalaka insanlara ne kadar güveniyor? Madem çok güveniyordu Sayın Cumhurbaşkanı'nı, niye canını Devlet Bahçeli kurtardı? Niye ülkücü komutanlar kurtardı? Sizin komutanlar neredeydi? O yüzden lütfen artık, yeter artık. Ben isyan ediyorum. Şu an ekonomik kriz tavan yapmış vaziyette. Yılbaşına kadar Türkiye'deki esnafın %90'ı batmış olacak. Ekmek bulamayacak yemeğe. İnsanlar birbirine düşecek. Alacaklı verecekli. Biliyor musunuz siz ülke ne durumda şu anda? Bugün havaalanı yapıldı, köprü yapıldıysa fiyatının 3 katına yapıldı. Ve Türk halkından parası kesiliyor. Hiç elektrik faturasına, su faturasına, vergilere bakmıyor musun sen? Bana küfür edene kadar. Havaalanını yaptıysa Recep Tayyip Erdoğan babasının malını satıp da yapmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin parasıyla yaptı. Köprü yapıldıysa gidip de babasının malını satmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin parasıyla yapıldı. Türk halkının bu para. Anladınız mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin parasını seçim meydanlarında o bayraklarla, bir İstanbul'a gittim, içim acıdı. İçim acıdı dökülen paraya. O bayrakların yerde olmasına içim acıdı. Kusura bakmayacaksınız hiç. 10 Kasım Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımız yurt dışına geziye gitti. Sizin babanız öldüğünde taziye gelen insanlar varken siz komşuya gezmeye mi gidiyorsunuz? Yılda bir gün ya. 10 Kasım'ın günü belli ya. Mustafa Kemal